Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine farklı bir evle karşınızdayım. Arkadan rüzgar esiyor. Böyle dönmek zorundayım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzaramız var. Ve ev tanıtmaya geldim. Arsa değil. Muhteşem bir manzaraya sahip. Hemen şu gördüğünüz küçük yazlığı tanıtacağım. Mavi'nin hemen yanındaki güzel bir bahçesi var. Arka dönde harika bir bahçe var ama muhteşem bir deniz manzarası var. O kadar güzel gözüküyor ki buradan sanki böyle bir çarşaf gibi denizi izleyebiliyorsunuz. Gün batımı da harika gözüküyor. Bahçemiz de harika. Ev de çok güzel. 3 milyon 250 bin TL'ye eşyalarıyla birlikte sahip olabileceğiniz, bahçesinden muhteşem bir manzaraya sahip harika bir yazlık gezeceğiz arkadaşlar. Bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü muhteşem bir yer. Evet, dediğim kadar güzel bir villa. Yazlık, nasıl adlandırmak isterseniz. Harika bir bahçesi var. Ön tarafımız açılışı yaptığımız yer. Şöyle bir gösterelim. Burası sit alanı. Hiçbir şey yapılamıyor. Ve deniz gördüğünüz gibi çarşaf gibi önünüzde arkadaşlar. Muhteşem bir denizi var. Kendine ait park alanı var. Hatta bu sitenin en iyi evlerinden bir tanesi diyebilirim. Çok güzel bir bahçemiz var. Arka bahçeyi de çok seveceksiniz. Burayı da ama araç park yerini araç park alanı olarak değerlendirmemişler. Böyle biraz daha bu ev sahibinin küçük bir çocuğu var. Salıncak koymuşlar. Üst taraf zaten asma tamamen sardığı için doğal bir gölgelik oluşmuş. Çok da şık duruyor. Ve yemyeşil bir bahçeniz var. Harika bir bahçe, harika bir yazlık. 2+1. Dediğim gibi içerideki eşyaların tamamı kalacak. Arkada da çok güzel bir bahçe alanımız var. Ona da bakacağız. Böyle limon ağacına nazar boncukları asmışlar. Onlar da çok güzel duruyor. Eğer böyle bir çocuğunuz, torununuz varsa bu bahçede koşturması dahi mutluluk verecektir. Ayağınız toprağa değecek. Buradan bile denizi panoramik olarak görebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir özellik tabii ki. Şimdi arka bahçeye bir bakalım. Çok güzel bir yan bahçemiz var. Nar berekettir. Burada da oldukça fazla narımız var. Artık buradan kendi ayrılmaya başlamış. O kadar güzel ki. Orada da var. Hatta giderken bir tadına bakalım bunlardan. Bir iki tanesini alalım. Güzel bir yan bahçemiz var arkadaşlar. Arka tarafta da ön tarafta da bahçe terasımız var. Merdivenle zaten aşağıya inebiliyorsunuz. Çok güzel bir arka bahçe yapmışlar. İki tane zeytin ağacımız var. Zeytinleri de çok güzel. Tabii toplanması gerekiyor bunların. Ve biberlere bakar mısın? Muhteşem bir biber var burada. O kadar güzel olmuş ki. Bunlardan da giderken birkaç tane alalım biz. Zaten izin verdiler. Artık izin vermişken bir tadına bakalım buranın. Çok güzel duruyor. İki tane bitişik nizam. Yan taraftaki bahçe de zaten ayrı. Arada bir demir koymuşlar. Ayırmışlar ikisini. Bu alanı da değerlendirebilirsiniz. Depo alanı olarak değerlendirebilirsiniz isterseniz. Dediğim gibi burası mutfaktan çıkabileceğiniz bir teras alanı. Burayı buradan gösterelim. Çünkü diğer taraftan tekrar bu işte korkuluklar yapılmış. Onları tekrar açıp açıp kapatmayalım. Gayet güzel duruyor. Şık bir yazdık. Böyle ilginç bir yer, değil mi? İlginç bir yer. Biz de ilginç yerleri seviyoruz aslında. Burası Eserkent sitesinin içerisinde. Sitenin aidatı da yeni 150 TL oldu dediler. Yeni bir güncellemeyle 150 TL oldu dediler. Bence uygun bir rakam bu site için ki manzara zaten mükemmel. Bir de sitenin en şerefiyeli yazlıklarından bir tanesi burası. Toplamda 3-4 tane var bu ön cephede olanlar. 3-4'ü de zaten full deniz manzaralı. Şimdi üste çıkalım. Böyle biraz dağınık. Evde oturmuyor kendileri. Didim'de esnaflar. Ama böyle arada sırada gelmek için kullanılan bir yer. Tabii öyle olunca da ister istemez uzun süredir uğramıyorlar. Çünkü yazlık. Böyle biraz daha aslında Didim'de yazlık çalışanlar için ya da böyle bir kendi işini yapanlar için yazlık anlamı taşımıyor. Daha çok kışlık gibi düşünebilirsiniz. Çünkü yazın zaten iş popülasyonu çok fazla. Onunla uğraşırken burayı tabii ki çok da göz önünde bulunduramıyor insanlar. Böyle gördüğünüzde harika bir manzara var değil mi? Biraz tabii asma kapatmış. Harika bir ön bahçeniz var. Harika bir deniz manzaranız var. Şimdi içeriye gireceğiz. Tabii ayakkabıları çıkaracağız biz biraz. Tabii bu arada videoyu keselim. Sonra tekrar başlayalım.
İki adet girişimiz var. Bir arka taraftan, bir de buradan girdiğinizde direkt salonuna giriyorsunuz zaten. Ama ön taraftaki alanı da tamamen kapatıp kış bahçesi ya da ikinci bir oturma alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Terasta da kapatılacak bir alanınız var. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Otomatikman 3 artı 1 geniş bir ev sahibi olacaksınız. Güzel bir de eşya alınmış. Eşyalar da yeni bu arada. L koltuk bırakılmış. Karşıya çok güzel bir televizyon ünitesi. Gayet de güzel. Değil mi? Şık, tertemiz. Hiçbir masrafı bulunmayan, klima dahi gerektirmeyen bir yer. Çünkü o kadar güzel böyle serin bir havası var ki buranın. Gerçekten güzel. Bisiklet de var. Tabii dedik küçük bir çocuğu var dedik ya. Çok da tatlı bir çocuğu var. Gerçekten Allah uzun ömürler versin diyelim. Buradan duamızı da edelim. Şimdi aklımıza gelmişken. Ama şu manzaraya bir bakar mısın? Bir kapıdan şöyle bir göster. Kapıdaki manzara bile muhteşem. Baktığınızda komple denizi görüyorsunuz. Teras kısmından, arkadaki teras kısmından buraya açılıyor. Yani ana girişi aslında burası da düşünebilirsiniz. Girdiğinizde koridora çıkmış oluyor. Ama siz orayı kullanırsanız daha rahat olacaktır. Şimdi geldik koridor kısmına. Burası depolama ihtiyacınızı giderilebilecek bir alan olarak düşünülmüş. Hemen sol taraftan mutfağımız var. Arka kısmında da merdiven altında da lavabomuz var. Tabii kullanılmıyor dedik ya. Böyle dağınık da gözükebilir. Gayet güzel dolaplarımız var. Bence bunlar kalsın. Bunları hiç değiştirmeyin. Çünkü bunları bulmak çok zor. Şimdi yaptırmak daha da zor. Güzel bir tezgahımız. Tezgah arasında da böyle modern çizgilere sahip tezgah seramiğimiz var. Gayet güzel duruyor. Tabi buradan da bir çıkış var, değil mi? Çıkış var buradan da. Evet, sürgülü bir kapıyla. Mutfak da büyütülebilir ama ihtiyaç var mı? Bence yok. Önemli olan burada teras alanı, deniz manzarası, bahçe büyüklüğü. Eğer böyle bir ev istiyorsanız. Ki kim istemez böyle bir evde, değil mi? Böyle küçük bir lavabomuz var. Alaturka tuvalet yapmışlar arkadaşlar buraya. Tabi klozet de konulabilir istenirse. Dediğim gibi eski sitelerde olduğu için genelde yapılar bu şekilde ama eski sitelerin merdiven darlığı burada yok. Merdiven güzel, geniş. Orta katta iki adet odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Sesim de yankılanıyor böyle konuştukça çünkü tavan yüksekliği çok güzel. Girer girmez hemen sol tarafta ışığı da yakamadık. Şu an yandı. Güzel bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesini buraya bırakmışlar zaten. Duşakabin geniş tutulmuş. Artı antres renkte bir klozet. Değil mi? Çok güzel olmamış mı? Gayet şık, tertemiz. Rutubet nem de yok. Aslında eski evlere girdiğinizde ilk bakacağınız şey rutubet nem arkadaşlar. Rutubet nem varsa eski evlerde çözümü daha zor. Yeni evlerde genelde seramik arasından alıyordur. Ya da işte seramik tam atılmamıştır. Silikondan alıyordur cam aralarında. Ama eski evlerde rutubeti almaya başladığında çözüm yolu yok. Gerçekten yok. Artık dış cepheyi komple yeniden yaptırmanız gerekebilir. Ki ona da çok büyük masraflar gidecektir. Burada herhangi bir rutubet nem hiçbir şey yok ki 1-2 senelik boyasıyla duruyor. Böyle girmeye çalışacağım. Tam böyle küçük bir oda olmuş burası. Tabi girerken zorlanıyorsunuz. Eğer böyle iri cüsseli biriyseniz giremeyeceksiniz. Spor yapın. Daha güzel olur değil mi? Sen giremedin mesela. Böyle o göbekten giremedin. Demek ki bu evde olsan mecburen spor yapmak zorundasın. Gayet güzel bir dolabımız var. Burada da çift kişilik bir yatak bırakılmış. Diğer oda daha geniş. İstenirse oraya çift kişilik yatağı alabilirsiniz. Ama tabii burası böyle biraz daha yazlık gibi kullanılıyor. Şimdi burada daha geniş bir odamız var. Kocaman bir dolap bırakılmış. Çift kişilik bir yatağımız var gördüğünüz gibi. Gayet de geniş değil mi? Kullanım alanı çok iyi. Dolaplar da çok güzelmiş bu arada. Gerçekten bayıldım dolaplara. Harika duruyor. Gayet şık. Diğer odayı mesela tekli bir yatak değiştirilirse daha geniş bir kullanım alanı olabilir. Perdeler de zaten yeni. Evin her şeyi yeni aslında biliyor musun? Her şeyini yaptırmışlar. Burada bir komodin var. Belki televizyon tesisat alanı buraya eklenebilir. Daha güzel olacaktır. Akordeon sinekliklerimiz var. Şimdi burayı açamadım. Nasıl yapalım? Böyle göstersene bir. Böyle göster. Elde olmayan sebeplerle anahtarını bulamadık. Biz de böyle gösterelim istedik. Muhteşem bir manzara yok mu? Değil mi? Terastan bakacağız şimdi o manzaraya. İnanılmaz bir balkon genişliği var bu arada. Burayı da büyütebilirsiniz. Tabii her yeri büyütebilirsiniz dedim ama yaptırmaya da bilirsiniz. Ama terastan harika bir manzara var. Terasa çıkalım. Terasımıza bakalım. Ardından videomuzu bitirelim.
Teras kısmındayız. Şimdi teras çok muhteşem bir manzara var. Sen bir manzarayı göster, sonrasında ben kapıyı kapatayım ve devam edelim. Muhteşem bir manzara değil mi? Böyle bir kısmını çatıyla kapatmışlar. Bir kısmı kapanmış ama böyle biraz ileriye geldiğinizde harika bir manzara sizi karşılıyor oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gün batımı özellikle çok güzelmiş bu evden. Tabii biz gün batımına denk getirmeye çalıştık ama bir türlü denk gelemedik. Bir hafta 10 gündür sürekli ben onu arıyorum, o beni arıyor. Sağ olsun şimdiye denk getirebildik. Hatta kendi gelemedi, biz anahtar aldık geldik. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Harika bir manzara var. İlk önce bir terasa bakalım. Şimdi teras, kapatılmış evler var. İstenirse burası kapatılıp iki tane oda ya da bir tane oda yapabilirsiniz. Hemen ön tarafta örneği olduğu gibi. Ya da güzel bir oturma alanı, değil mi? Harika olmaz mı? Bu manzaraya karşı oturduğunuzu düşünün. Muhteşem olur. Çok güzel bir oturma alanı yaparsınız. Ön taraftaki ev zaten o şekilde yapmış. Ve burada bir mutfak alanımız daha var. Tabi buraya bir barbekü de bırakmışlar. Kullanılır mı? Onun kararını siz verin. Ama burada bir masa sandalye olsa gün boyu burada oturabilirsiniz. Manzara çok güzel. Bahçeyi tekrar bir gösterir misin? Rüzgardan çok duramıyoruz. Sesim nasıl geliyor onu da bilmiyorum şu an. Çok güzel bir bahçemiz var. Tabii ki evde yapılacak ya da zevke göre yapılması gereken çok şey var. Ama şunu da bilmek gerekiyor arkadaşlar. Arsa payları çok pahalı. Şu anda da bu arsa payında böyle bir yer almak çok zor. 3 milyon 250 bin TL eşyalarıyla birlikte satılık. Tabii ki bunun pazarlığı olacaktır. Öyle çok büyük pazarlıklar değil ama illaki olacaktır. Bahçesi dahi yeterli diyorum bence. Eğer böyle bir ev hayaliniz varsa, böyle bir şey istiyorsanız diyelim daha doğrusu. Çünkü burası merkeze uzak. Didim merkeze tahmini 20-25 kilometre var mıdır? Vardı değil mi? 20-25 kilometre uzaklıkta sessiz, sakin, site içerisinde güzel bir yer. Böyle biraz daha az önce ablamın, yan komşunun dediği tabirle diyelim, asude bir yer arkadaşlar burası. Asude'nin anlamını da biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız Google'dan bakın. Çok güzel bir yer. Tabii ki buradaki denize giriliyor mu diye sorarsanız girilmiyor. Bir uçurum var tabii. Böyle inerken bir zorlanıyorsunuz ki zaten aşağıda da sahil kısmı yok. Bu yüzden burada denize girilemiyor. Manzarası mükemmel. Gayet güzel bir yer. Çok geniş arsa payına sahip iki tane bahçe alanının bulunduğu güzel bir ev tanıttık. Eşyalı. Çatıda tabii ki eksikler yapılabilir. Burada her şeyle birlikte sahip olabileceğiniz, içerisinde ne görüyorsanız şu an kişisel eşyalar hariç alıp çıkacaklar. Başka da bir şey olmayacak. Ve güneş enerji sistemini de gördüm burada. Gayet güzel. Şu tavan yükseltilirse daha güzel olacaktır. Manzara mükemmel. Biz biraz bu manzaranın keyfini çıkaralım. Hoş bir yer. Drone görüntülerini çekmeye çalışacağım. Ki çekebilirsem, çünkü çok rüzgarlı. Drone da düşebiliyor. Bu yüzden arkadaşlar, çünkü üçüncü drone'umuz artık. İki tanesini kırdık. Üçüncüyü kırmaya böyle gözümüz gibi bakıyoruz ona. Çantada falan gezdiriyoruz. Güzel bir yer. Sürçülisan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. Harika manzara. Harika bir oksijeni olan, oksijen bolluğu olan bir yer tanıttık size. Kesinlikle böyle bir yer arıyorsanız bakacağınız ilk yerler arasında burası olabilir. Telefon numaramız sağ alt köşede ya da sol alt köşede yazıyor. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz.